Dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben spiritüel danışman Astro Canan. Dostlarım, şimdi bugünkü deste seçti. Kahve falım var. Rönesans tarotum var. Marsilya tarotum var. Ve baş melek kartlarıyla destek vermek istiyorum. Gönlünüzden geçen her şeyin bollukla, bereketle, iyilikle, güvenle ve çabucak gerçekleşmesi dileğiyle kahve falına başlamak istiyorum dostlarım. Bir insan görüyorum etrafınızda. Sen aslında bu kişiye bazen güveniyorsun, bazen güvenmiyorsun. İki arada bir derede oynayan bir insan. Gerçekten seni fazlasıyla sıkıntıya sokabilecek birisi. Bu bir ev ahalisinden biri olabilir, komşu olabilir. Yaşlıca bir kadın, kilolu, kısa boylu fakat gerçekten kalbi fesat, ruhu karanlık bir kadın. Etrafınızda sanki dedikodu yubağını çeviriyor, karma karışık ediyor ve seni içinden çıkılmaz halde bırakıyor sevgili arkadaşım. Bu insana karşı uyanık olmanda çok büyük faydalar var. Seni sıkıntıya sokabilir, sıkıntılı süreçleri başlatabilir. Kimsenin yanında bir şey söylememeye çalış, güvenmediğin insanların yanında olmamaya çalış arkadaşım. Kesinlikle ve kesinlikle sıkıntılı süreçler yaratılabilir. Evin içerisinde dedikoducu bu kadına karşı dikkatli ol. Ayrıca iki büyük engelle karşılaştığını görüyorum. İki hafta içerisinde engellerin tamamını aşıyorsun hayırlısıyla. Gelen bir telefonla beraber bir yolculuğa çıkabileceğini, bu yolculukta bir şeylerin yeniden başlayacağını, yoldan gelenler olduğunu görüyorum. Hane içerisinde ay doğduğunu ve yüreğinin ferahlayacağını görüyorum. Bakınız. Çok ferah yüreği, çok rahat, gönlünden ne geçiyorsa kabul olmuş sevgili arkadaşım. İki büyük dileğin var, ikisi de kabul olmuş. Birisi uzun süreli ilişki, birisi uzun süreli iş. İkisini de yapacaksın, kalıcı bir iş, kalıcı bir aşk. Gerçekten bu ikisi de olacak diyorum. Bir evin ikinci katında oturan birisi. Balkonda sanki oturmuş, bir şeyler yeniyor, içiliyor, bir şeyler konuşuluyor. Ama dikkat edin sevgili dostlarım, evinize gelen bir misafir çiçeğin dibine olur, evinize olur. Nazar enerjisi, sihir enerjisi bırakmış gitmiş. Siz balkonda otururken bir şeyler olmuş ya da o balkonda otururken mi yapmış? Böyle bir sihir, bir büyü, bir negatif enerji eve bırakılmış gidilmiş sevgili arkadaşlarım. Evdeki sıkıntının sebebi, daralmanın sebebi, maddi sıkıntının sebebi bu gözüküyor. Herkese güvenmeyin, herkese sırrınızı vermeyin. Alıp dağıtabilirler sevgili arkadaşlarım. Burada yine bir kedi görüyorum evin içerisinde. Hayırlı ve uğurlu olacak. Belki bir hayvan dost edinmek istiyorsunuz ya da evinizde bir hayvan dostunuz var. Evinizin uğuru bu kediye iyi bakın. Belki sağlık sorunları vardır. Ev hayvanı besleyen dostlarıma bunu söylüyorum. Bir veterinere falan götürün, bir sıkıntısı olabilir sevgili arkadaşlar. Yani bu kedinin üzerinde hayırlı uğurlu işaretler gördüm. Evinizin uğuru, onun kıymetini biliniz. Arkadaşlar, şurada bir karın bölgesinde rahatsızlık geçiren bir hanım var. Yumurtalık veya işte sakral çakra bölgesinde sevgili dostlarım. Yani ikinci çakra bölgesinde bir sıkıntı yaşayabilir. Bu insan da biraz bir doktora falan gitsin. Yumurtalıklarda ya da böbreklerde bir rahatsızlık var. Erkek ya da kadın sevgili dostlarım böbrek rahatsızlığı da veriyor. Ona karşı dikkatli olun. Bir mahkeme kağıdı gelecek hayırlısıyla. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. İyi şeyler yapılacak sevgili arkadaşlarım. İyilikler, güzellikler sizden yana olacak. Şurada iki vakte kadar, iki hafta, iki ay içerisinde
bir yuva kurulduğunu, bir düğün merasimi, nişan merasimi gibi bir şeyler olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Mutlu son yani, mutlu son. Masa başında çalışan bir arkadaşıma dikkatli olmalarını öneriyorum. Bir iş değişimi, yer değişimi yapılabilir. Yer değişimi yaparken dikkatli olsunlar, iyi bir seçim yapsınlar. Memur ya da işçi statüsündeki arkadaşlarım ya da yeni işe girenler dikkatli olsunlar arkadaşlar. Çizme görüyorum, uzun süreli bir seyahatin habercisidir. Hayırlısıyla deniz aşırı seferlerin habercisidir. Hayırlısıyla bunları alıp bir yerlere gideceğinize, mutlulukla dolup taşacağınızı söyleyebilirim. Köyde bir ev görüyorum. Kırsala yerleşme isteğiniz ya da işte kırsal bir bölgede yaşama isteğiniz gerçekleşecek. Hayırlısıyla buna inanın, buna güvenin arkadaşlar. Şurada bir resmi bir evrak görüyorum. Yine resmi bir evrak alındıktan sonra bir inşaata başlanıyor. Gerçekten çok da güzel bir iş yeri ya da ev oluşturuluyor. Hayırlısı olsun diyorum dostlarım. Adında, soyadında B harfi olan, E harfi olan, R harfi olan birilerine iyilik, güzellik ve mutluluk isabet ediyor sevgili arkadaşlarım. Sakarya gibi, Samsun gibi S harfi olan bir şehirden gelenleriniz olacak. O şehirlerden hayırlı haberler alacaksınız Allah'ın izniyle. Bir nazar boncuğu görüyorum. Evinizde bir nazar boncuğu asın ya da bir nazar boncuğunu üzerinizde taşıyın. Bir nazar enerjisi var. Allah göstermesin sevgili dostlarım. Şurada karanlık bir ay çıkmış. Bazı insanların karanlık yüzünü öğreneceksin ya da evine yapılan, sana yapılan negatif enerjiyi çözmeye çalışıyorsun. Çözmeyi başaracaksın. Güvercinler görüyorum. Hayırlı haberler yakında, güzel haberler yakında. Belki bir kutsal yolculuğa çıkacaksın sen ya da yakının, umre gibi, herhangi bir işte kutsal bir şehre gitme gibi. Bursa'da var biliyorsunuz Ulu Camimiz, Urfa'da var Balıklı Göl. Yine en büyük kutsal mekanımız inşallah hepimize nasip etsin. Kabe'ye belki umre ziyareti yaparsınız. Allah nasip etsin hepimize de. Öyle bir kutsal mekanda ziyarette bulunduğunuzu, bir dua ettiğinizi, kabul olduğunu, Rabbine güvenmen gerektiğini, Allah'a güvendiğin takdirde rızkınla ilgili ya da düşmanlarını alt etmeyle ilgili pek çok sorunu çözdüğünü görüyorum arkadaşlar. Şurada bir gelinlik var sevgili dostlarım. Bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde şu an başlayan bir ilişki evlilikle sonuçlanacak. Bir ya da bir buçuk yıl içinde, ama karşıdaki kişinin maddi, manevi ya da duygusal engelleri var. Ya öğrenci ya da bir şeyleri bekliyor, oluşmasını bekliyor. O yüzden biraz daha beklerseniz işin oluşumunu kolaylaştırırsınız. Beklemenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımda uzun boylu birisi sevgili arkadaşlar, bayağı uzun boylu bir erkek, orta boylu bir hanımla bir beraberlik yaşıyor, halaylar çekiliyor ve gerçekten bir düğün, bir nişan merasimi gerçek olacak. Gör bak sevgili arkadaşım, bir sertifika aldığını, yeni bir işe girdiğini, başarılı girişimlerin hayırlı uğurlu sonuçlar doğuracağını söyleyebilirim. Şurada sevgili arkadaşlar sanki böyle orta çağdan kalma kıyafetler falan giyilmiş, böyle maskeli balo gibi bir şeyler var sevgili arkadaşlarım. Bu maskeli balo demek ne demek? Hani maske takılmış insanlar, biraz işte orta çağ zihniyetli, ileriyi göremeyen, sadece küçük şeylerle düşünen ve gerçekten geçmişe takılıp kalan insanlar, iki yüzlü insanlar diyor sevgili arkadaşlarım. Bir takım kişiler seni geçmişinle yargılayacaklar. Onlara karşı dikkatli olman lazım. Onlara ağzının payını vermen lazım arkadaşım. Burada da zaten şöyle elini beline koymuş bir genç kız görüyorum. Ya yani genç bir hanım, birileriyle ben diyor sana gösteririm, haddini bildiririm, susman gerekir diyor. Böyle tehditkar bir şekilde işaret veriyor. Bu siz olabilirsiniz ya da
bir yakınınız olabilir. Gerçekten o kötü kişileri susturmayı başarıyor. Ama gerçekten onlar da çok kötü kalpli çıktılar sevgili arkadaşlarım. Bakalım melek kartlarımız ne diyor? Haddini bildireceksiniz. Merak etmeyin. Melek kartlarımız neler söylüyor bakalım. Oo, en güzel kart çıktı. Zenginlik bakın. Şimdi bu destenin en güzel kartı çıktı. Zenginlik, bolluk seninle. Sevgili arkadaşlarım, baş melek Ariel diyor ki havadan, sudan, karadan, dört bir yerden zenginlik geliyor. Sağlık, mutluluk, aşk, para, hepsi bir arada. İnşallah gelir sevgili dostlarım. Gönlünüzden geçen her şey fazlasıyla gerçek olur. Baş melek Mikail diyor ki niyetlerin apaçık ortada. Yüzün yüzün kuyruğuna geldin, son anda bırakma. Bir şeyler için başladığın, şu an ortalarındasın. Yakın zamanda bunu iyi bir şekilde yönlendireceksin. Zamanın akışı lehine ve şans topu senden yana diyor sevgili arkadaşlarım. Kim olduğunu hatırla diyor baş melek Mikail. Sen Tanrı'nın güçlü ve sevgi dolu çocuğusun. Tanrı tarafından korunuyorsun diyor baş melek Mikail. Gerçekten de öyle. Baş melek Mikail'i bütün kadim kültürlerde bilinen çok büyük bir ışık varlık sevgili dostlarım. Baş melek Mikail'in güçlü korumasında kahve falını seçen bütün dostlarıma sağlık, mutluluk, zenginlik, aşk, para ve umut dolu günler diliyorum. Bütün umutlarınızın gerçek olmasını diliyorum. Geliyorum Rönesans Tarotu'na arkadaşlar. Bakalım Rönesans Tarotu'nda neler var? Bakalım bizleri neler bekliyor? Tek tek anlatmaya çalışacağım hayırlısıyla. Bakalım neler olacak? Sevgili arkadaşlarım, bir yer değişimi, bir çevre değişimi görüyorum. Kesinlikle şu anda bulunduğunuz noktadan daha farklı bir yerde gözüktünüz, daha farklı çevrede gözüktünüz. Allah'ın izniyle bunu başaracaksınız. Başarıyı, sevinci, mutluluğu hepsini bir arada yaşamayı başaracaksınız. Yalnız şunlara dikkat etmeniz lazım. Etrafınızdaki çatal dilli iki yüzlü insanlara karşı lütfen dikkatli olun. İki kişi arasında bocaladığınız olabilir ya da şu niyetimi yapayım, bunu mu yapayım deyip ikilemde kaldığınız olaylar olacak sevgili arkadaşlarım. Yer değişimi yapacaksın, çevre değişimi yapacaksın ama biraz sancılı bir değişim olacak, biraz sancılı bir süreç olacak. Bunları da bilmeni istiyorum arkadaşlarım. Çetrefilli olaylardan ve sıkıntılı süreçlerden çok çabucak geçeceksin. Ve mutluluk, huzur ve barışı bulacağını görüyorum. Küs olduğun birisiyle barışıyorsun. Hayatta dengeleri tutturmayı ve uzanabildiğin kadar çok dala uzanmanı, yükselmeni ve her türlü iyiliğe doğru gitmeni öngörüyorum sevgili arkadaşlarım. Eski seni öldüreceksin. İçindeki eskimiş duyguları, eskimiş, yıpranmış duyguları öldüreceksin. Geçmişinle vedalaşacaksın. Yeni bir sen olarak hayatına devam ettiğini görüyorum. Bir hastalık, bir rahatsızlık, bir depresyon iyileşiyor. İyileşme süreci başlamış sevgili arkadaşlarım. Ve ani gelen haberlerle beraber 10 numara bir hayat yaşayacağını, bir ev değişimi, bir şehir değişimi yaşayacağını, bunun sana çok iyilikler, güzellikler getireceğini görüyorum. Evlatlarınızdan hayır göreceğiniz ya da mutlu bir yuva kuracağınız gözüküyor burada arkadaşlarım. Toprak gruplarına, özellikle oğlak, başak ve boğa burçlarına yurt, yuva kurma, yeni bir mülk edinme olayı gözüküyor sevgili arkadaşlarım. Duygusal hayatınızdaki tıkanıklıkların iyileştiğini ve sizi üzen, sizi sıkan, sizi daraltan bazı olayların yerini güzellikler, mutluluklar ve iyilikler almış gözüküyor sevgili arkadaşlarım. Başınızda bir tac olduğunu görüyorum. Gerçekten bir mükafat alacaksınız. Bu mükafat evrensel sistemden gelen bolluk olacak. Bolluk, bereket ve iyilikler sizden yana olacak. Deniz kenarına da bir seyahat ettiğinizi görüyorum sevgili dostlarım.
Şimdi baş melek Şamuel sevgili arkadaşlarım diyor ki size, iyilik, güzellik, barış ve huzur senden yana olacak diyor. İndigo çocuklar diyor sevgili baş melek Metatron. 7'den 70'e bir şifalanma dönemi başladınız diyor. Baş melek Raziel, önemli sırları çözmeye muvaffak olacaksınız diyor. Sırları yöneten melek biliyorsunuz. Tanrı'ya en yakın olduğu biliniyor. Yakın zamanda mutlulukla dolup taşıyacağınızı, yaşam enerjisini elinize alacağınızı görüyorum. Zıtlıklardan tutarlı durumlar ortaya çıkacak. Belki seninle zıtlaşan bir konu var. Bir arkadaşınla, eşinle, dostunla, ailenle bir konuda zıtlaşıyorsun ama bu zıtlıklar seni doğruya götürecek sevgili dostlarım. Konuyu açmaktan, bir konuyu tartışmaktan korkmayın. Tartışmak sizi doğruya, iyiye ve güzele doğru sevk ediyor arkadaşlarım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi geliyorum aziz dostlarım Marsilya Tarotu'na. Marsilya Tarotu'nda neler var bakalım. Evet. Şimdi bir negatif enerji var, onu söyleyeyim. Şimdi haneye yapılmış ya da ikili birlikteliğinizi bozmaya yapılmış bir sihir, bir büyü olduğunu görüyorum. Uzun süredir ikili birlikteliklerde tartışma ve uzlaşmazlık gözüküyor sevgili dostlarım. Birileri sizin ailenize de karışmış ya da size karışmış, bu yakın uzak veya bir kişi olabilir, birden fazla kişi olabilir. Haneye bir negatif enerji, bir büyü yapılmış sevgili dostlarım. Her an her türlü sıkıntı başa gelebilir. Ayrılıklar yaşanmış olabilir. Birisi çekmiş gitmiş gözüküyor sevgili dostlarım. Gerçekten çekip giden birinden söz ediyorum. Ve yakın tarihte her türlü sıkıntıyı aşacağınızı görüyorum. Sevgili arkadaşlarım, Nisan ayında yaşanan zorluklar ve Nisan ayında bir takım tartışmalar olduğunu görüyorum. Kavgalar, dövüşler, ayrılıklar yaşandığını görüyorum. Ve barış olacağını, mutlulukla dolup taşıyacağınızı söyleyebilirim. Herhangi bir sebeple başladığınız bir ilişki Eylül ayında mutlulukla sonuçlanacak. Bir iş girişiminiz Eylül ayında yerine oturacak ya da Eylül ayında bir ev alma isteğinizin gerçek olacağını söyleyebilirim. Zihninizden geçen pek çok şey gerçek olmuş. Zihninizden geçen duyguların, güzelliklerin sizden yana olduğunu, sevineceğinizi, mutlulukla dolup taşıyacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu aralar çok iyi gözüküyorsunuz. Mutluluklar, müjdeler, iyilikler sizden yana. Bakalım melek kartlarımız neler söylüyor. Baş melek Raziel. Baş melek Raziel, demin de söylediğim gibi dostlarım, Tanrı'ya en yakın melek olduğu kabul ediliyor. Bazı sırlar, bazı öğretiler veriliyor. Sırlarınız Tanrı tarafından korunuyor, melekler tarafından korunuyor. Bazı şeyleri saklamanız gerekiyor. İçinizde saklamanız gerekiyor. Kendinize saklamanız gerekiyor. Zira aydınlanmaya giden yolda çok az insanın bilmesi gerekiyor. Bir şeyi ne kadar az insan bilirse o kadar çok bu iş ileri hamlelere taşınır sevgili dostlarım. Kesinlikle ve kesinlikle ileri hamlelere taşınacak olaylardan söz ediyorum. Ve senin her türlü iyiliği, güzelliği hak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Dostlarım, burada Rönesans Tarotu'nu, kahve fanını ve Marsilya Tarotu'nu baktık. Melek kartlarıyla destek verdik. Bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.